Amatör Akademi'den herkese selamlar dostlarım. Bugünkü videomuzun konusu bobinde sargı patlağını bulma yöntemi. Yani bobinlerimizde kısa devre var mı? Şimdi elimde iki tane bobin var. Bunlardan bir tanesinde kısa devre oluşturdum, yani teli koparttım. Bir tanesi de sağlam çalışıyor. Sağlam hatların multimetre ile nasıl cevap verdiğini, patlak hattın nasıl cevap verdiğini, böyle bir şey olduğunda ne şekilde davranmamız gerektiğini anlatacağım size. Farz edin ki işte bizim DC motorlarımız var ya, akülü tekerlekli sandalyemizin arızaya geçti, arıza kodu var verdi. Motorda kısa devre oluştuğunu arıza kodu bize bildiriyor. İşte bağlantıların kontrol edilmesi gerektiğini söylüyor. Bütün bağlantıları kontrol ediyorsunuz. Ondan sonrasında hiçbir arıza yok ama motor çalışmıyor. Şimdi diyelim ki böyle bir şeyle karşılaştık. İçindeki bobinimizde bir kısa devre oluştu. Şimdi bunu multimetreyle nasıl çözeriz onu gösterelim. Evet dostlarım, multimetreyi kısa devre konumuna alıyoruz. Bunun tamamı zaten kısa devre olması lazım. Yani çeviriyorsunuz. Ötmesi gerekiyor bu şekilde. Bu sağlam olan bobin. Yani bu tellerin içinde herhangi bir patlak yok. Şu anda bu hatlar çalışıyor. Bu şekilde. Tabii bunun profesyonel aleti var. Böyle üstüne koyuyorsunuz. Üstüne de bir metal koyuyor. Mıknatıs olarak ötüyorsa, çekiyorsa o zaman patlak oluyor işte. Normalde bunun mıknatıs gibi çekmemesi gerekiyor. Profesyonel alette bakıldığında bobin aletiyle, ama buna multimetreyle de bakılıyor. Multimetre işi biraz daha böyle işin hani hantallı. Yani işi uzatıyor. Şimdi size patlak olan yeri göstereceğim. Şuradaki tel parçasını görebiliyor musun? Net bir şekilde. Evet. Tam şu uçta. Tamam. Patlattım yani burayı. Hatta kırmızıyla da işaretledim. Yani burada bir tane telimizin içerideki hatta patlağı var. Şunu şuraya koyalım şöyle. Burayı alabiliyor mu kamera? Şimdi o patlak olan tel burada. Bir saniye. Patlak teli nereden aldığımızı da yanlış işaretlemişiz. Ötüyor anasınız. Gördünüz mü? Şimdi ötmüyor. Yani burada yol patlağı var. Böyle kırmızıyla, biraz önce yanlış işaretlemişim. Buzzer konumunda. Şurada patlağımız var. İşte bu iki hat patlak. Ama hemen yanına geçiyorum. Sağlam. Şu ikisine geçiyorum. Bunları birbirine değdirdiğim için ötüyor yanlışlıkla. Burası patlak. Burası sağlam. Diğerleri sağlam. Hatta bir dakika. Bir tane de
Şuradan alalım. Evet, bunu da patlattık. Şuradakiydi. Bu şu sargının iç bölümünde de patlayabilir. O yüzden böyle tane tane atlamadan bakmak gerekiyor. Demek ki sol taraftaki, sağ taraftaki kayıyor arada. Gördünüz mü? Burası kısa devre buzzer'ı öttürmez. Ama burası öttürür. Çünkü buradaki hat normal. Patlak olan yer burası. Sol tarafıyla bağlantılı. Tane tane bu şekilde gidilecek. Zaten bobinajlarda da bu şekilde yapılır. Tane tane şu şekilde iki tane iki tane bakılır. Hangi hat ötmüyorsa kırmızı işaretlenir. Ona göre tabi o adamlar daha profesyonel olduğu için hani nereden geldiğini hattın hangi yolu izlediğini bildiği için ona göre gidiyorlar. Zaten o yüzden de sargının değişmesi gerekiyor. Bu şekilde. Bakın gene patlak hattın üzerine geldik. Bu yanlış işaretlediğim yermiş biraz önce. Yanlışlıkla dokundurduğumda ötüyor. Ama hemen yanına geldiğim zaman bu şekilde. Tamamdır. Evet dostlarım, böyle bir arıza başınıza geldiğinde, yani bobin arızası, bobin sargı arızası başınıza geldiğinde, motoru açtığınızda bobini kontrol etmek istediğinizde, sargılarda bir patlak var mı, sıkıntı var mı diye kontrol etmek istediğinizde multimetre cihazıyla bu şekilde kontrol ediyorsunuz. Yan yana buzzer konumunda tutuyorsunuz. Eğer ki bir içeride bir yol patlağı varsa zaten kısa devre buzzer konumunda buzzer ötmüyor. O zaman da içinde yol patlağı olduğunu anlıyorsunuz. Zaten bu durumda motorunuz da çalışmaz. Kısa profesyonel şekilde makinaları var böyle, hani fabrikalarda veyahut da teknik servislerde kullanılan, hani ama dediğim gibi multimetre ile de bu şekilde sağlamlık kontrolü yapılıyor. Sağlık, huzur, refah içinde hoşça kalın.